Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhakna bis-salihin. Amma ba'd. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın mübarek hadislerini anlatmaya, anlamaya, gücümüz yettiğince hayatımıza tatbik etmeye devam ediyoruz. Bu Rabbimizin bize yüklediği bir emanet. Şimdi de murakabe bölümüne geldik. İnşallah o konularla ilgili bazı ayet-i kerimeler başta, daha sonra da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bazı hadislerini paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ O Allah ki namaz için kıyam ettiğin zaman seni görür ve senin secde edenler arasında dolaştığını da görür. Başka bir ayette وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Nerede olursanız olun Allah sizinle birliktedir. O sizinle birliktedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Ne yerde ne de gökte, yani kainatta olan ne varsa bunlardan hiçbirisi Allah'a gizli değildir. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاتِ Muhakkak ki senin Rabbin gözetleme yerindedir, yani seni gözetlemektedir. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Allah gözlerin hain bakışlarını ve göğüslerin gizledikleri her şeyi bilir. Evet, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bazı ayetleri almış. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman baştan sona Rabbimizin semî', basîr olduğunu, her şeyden haberdar olduğunu, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Ağaçtan bir yaprak düşmesin ki onu bildiğini biz inanıyoruz ve biliyoruz. Eskiden belki insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. Hatta bir ilim meclislerinde bir hocayla karşılaştıkları zaman şöyle diyorlardı. Kendisinden eğer küçükse hoca evladım, bize bir şeyler öğret, biz fazla bir şey bilmiyoruz. İşte cahil kaldık. Ama bu sözü söyleyen o hikmetli kimse torunlarına Allah'ı öğretirken şöyle öğretiyor. Ne sağdadır ne soldadır. Ne öndedir ne arkadadır. Ne üsttedir ne alttadır. Andığın her yerdedir. Yani Allah'ı nerede anarsan oradadır. Yani bizim belki ciltlerle kitap okuduktan sonra elde edeceğimiz bilgileri bir kelimeyle ifade ediyordu. فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ Beni anın, beni nerede anarsanız ben de sizi orada anarım. İşte günümüzde en büyük problem, uzak Allah inancına sahip olup, o uzak Allah inancını yakın Allah inancına dönüştürememede. Çarşıdan giden, sokakta karşılaştığınız birisine sorsanız, Allah'a iman ediyor musun? İman ediyorum. Bu ibadetsizlik neyin nesi? Bu yaptığın kötülükler, haddi hesabı olmayan, la tu'addu ve la tuhsa olan bu yaptığın günahlar, cürümler, cinayetler, hırsızlıklar neyin nesi? İşte orada durur. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ İnsanı biz yarattık, onun kalbine ne fısıldadığını biz biliyoruz. وَنَحْنَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ Biz insana şah damarından daha yakınız. Ne demek şah damarı? Yani şah damarı gittiği zaman can gider. Yani insana kendisinden daha yakınız. İşte biz bu inancı topluma, evlatlarımıza, kendi nefsimize yerleştirdiğimiz zaman bütün kötülükler bitecektir. Hakime gerek kalmayacak, polise gerek kalmayacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde işte kötülüklerin anası şudur
diye söyler. Bunlardan bir tanesi içki, biliyorsunuz. Bazılarında da tam tersini söyler. İyiliklerin kaynağının ne olduğunu söyler. Ra'sul hikmeti mehafetullah buyurur. Hikmetin başı Allah korkusudur. Yani Allah'ın seni her yerde gözetlediğini bilmektir. Böyle bir Allah inancı kişiyi ahlaklı gözükmekten ahlaklı olmaya götürür. İnsanlar ahlaklı gözükebilirler. Ama hiçbir kimsenin olmadığı yerde, tabii ona göre kimsenin olmadığı yerde, halbuki orada milyarlarca varlık var. Nereden anlıyoruz? Çünkü kıyamet gününde يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ اَيْدِيهِمْ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün kişinin yapmış olduğu şeye dili, eli, ayakları hepsi ne yapacak? Şahitlik edecek. Kimsenin olmadığı yerde sen üzerinde bir sürü şahit taşıyormuşsun. Rabbimiz görüyor. Orada binlerce melek var. Bizim bu cansız olarak gördüğümüz bütün varlıklar fotoğrafını çekiyor. Aslında Rabbimiz buna bize göstermiş. Fotoğraf makinesi neyle fotoğraf çekiyor? Yeryüzündeki çıkan bazı madenler belli aşamalardan geçtikten sonra ne yapmış? Fotoğraf haline gelmiş. O da maden. Kimsenin olmadığı yerdeki topraklar, ağaçlar hepsi ne yapıyor? Senin fotoğrafını çekiyor. Rabbimiz biliyor, onda şek şüphe yok ama bir de seni şahitlendiriyor. Kıyamet günde hiç itiraz edemeyeceksin. Dolayısıyla biz uzak Allah inancını yakın Allah inancına dönüştürmek zorundayız. Az sonra hadis-i şerifte okuyacağız. Buna ihsan diyoruz biz. Batılılarda şöyle bir Allah inancı vardır. Buna felsefik tabirle şu ifadeyi kullanırlar. Deizm. Ateizm, Allahsızlık. Deizm ise Allah var. Allah kainatı yaratmış. Bir saat gibi kurmuş. Hani Hristiyanlıkta Baba Tanrı inancı var ya, gökte oturuyor kürsüde, koltuğunda. Gökte oturuyor, insanların işine hiç karışmıyor. Bizde böyle bir Allah inancı yok. Bizdeki Allah inancı bizi çepeçevre kuşatmış bir inanç. Hatta bunun en güzel örneği, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Ey Habibim! İşte savaşta insanları öldürdüğün zaman sen öldürmedin. Kim öldürdü? Allah. Attığın zaman sen atmadın. Kim attı? Allah. Allahu yahulu beynel mer'i ve kalbi. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinle birliktedir. Hazreti Lokman evladına Allah'ı tanıtırken Ya buneyye, ey yavrucuğum. اِنْ تَكُمْ اِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَوْ تَكُمْ ف۪ي سَخْرَةٍ اَوْ ف۪ي السَّمَاوَاتِ اَوْ ف۪ي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهِ Yaptığın bir iyilik bir kayada olsa, kayanın derinliklerinde, içinde veya göğün uzaklarında bir köşesinde olsa ne olacak? يَأْتِ بِهَا اللّٰهِ Allah onu sana getirecek. Yani dolayısıyla evlatlarımızın bize itaat etmesini istiyorsak, evlatlarımızın ahlaklı olmasını istiyorsak sadece beşeri ilimlerle donatmak yetmiyor. Bir alimin dediği gibi insanların sadece beyinlerini eğitir, kalplerini eğitmezseniz topluma bir bomba yetiştirmiş olursunuz. İşte bir atom bombası, el bombası. Ne zaman patlayacağı belli olmaz. Sinirlenir, kendi pimini çeker, ailesini dağıtır. Sinirlenir, bir ticari bir kuruluşun başındadır. Orada pimini çeker, ticaretini batırır. Devletin bir kademesindedir, bir makamındadır. Orada pimini çeker, devleti batırır. Demek ki toplumdaki kötülüklerin bitmesini istiyorsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak, hırsızlıkların bitmesini istiyorsak, ailede huzur istiyorsak, ilk yapacağımız şey Allah'ı evlatlarımıza, başta kendimize ve evlatlarımıza güzelce tanıtmak. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, çocuklarınız konuşmaya başladığı zaman onlara ilk öğreteceğiniz şey ne olsun buyuruyor? Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Yani Allah'la bir kuşansın. Baştan sona bütün hücrelerine kadar Allah'ın büyüklüğü, azameti, kibriyası, nimetlerinin olduğu, azabının olduğu onu bir kuşatsın. Tamam, sen onu bırakıver artık. Ondan hiçbir kötülük Allah'ın izniyle gelmez.
Evet, şimdi bir de hadis-i şerif okuyalım. Hepimizin bildiği bir hadis-i şerif. An Umar ibn-i Khattab radıyallahu anh kâle, beynemâ nahnu cülûsen inde Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin iz tala'a aleyna raculun şedîdu beyazı thiyâb, şedîdu sevâdi şa'r. La yura aleyhi eferu sefer ve la ya'rifu minna ahadun. Hepimizin bildiği Cibril hadisi. Tabi bir de ayetleri ve hadisleri dinlerken lütfen bilgi bağlamında dinlemeyelim. Ne kadar bilseniz o ayetten ve hadisten alacağınız yeni bir ders vardır. Bundan dolayı sahabe-i kiram her ayrıldıkları zaman hangi sureyi okuyorlardı? Asıl suresini. Ezberlemiş, biliyor. Maksat bilmek değil, hatırlatmak. Benim buradaki söylediğim her şeyi hemen hemen herkes biliyor. Ama fezekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Hatırlat. Çünkü hatırlatma müminlere ne yapar? Fayda verir. İşte bu dünyanın meşgalesi içerisinde işte evlattır, çocuktur, iştir derken ne yapıyor bazen? Külleniyor, tozlanıyor. Onun üflenmesi gerekiyor. Bu bağlamda düşünmemiz gerekiyor. Ayetleri ve hadisleri dinlerken. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte otururken bir gün üzerinde hiçbir yolculuk eseri olmayan bembeyaz bir elbiseyle simsiyah saçlı ve bizden hiçbir kimsenin tanımadığı birisi çıka geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanına oturdu. فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. Dizlerini dizlerine dayadı ve ellerini uyluklarına koydu. Dizlerine koydu. Şimdi burada gelen aslında Cebrail aleyhisselam. Sonradan söylenecek ama ben başta söyleyeyim. Zaten siz de biliyorsunuz. Kelimeleri, yani cümleleri açıklayarak gidelim. Şimdi burada alimlerimiz diyorlar ki öğrenci-talebe ilişkisi nasıl olmalı? Bacak bacak üstüne atıp benim medeni cesaretim var diyerek öğretmenin karşısında durmadan ona itiraz mı etmeli? Yani ne kadar medeni çocuk, bak kendisini ifade edebiliyor mu demeli? Yoksa bir edep dairesinde mi ilmi talim etmeli, ilmi öğrenmeli? Normalde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hocası kim? Cebrail aleyhisselam. Ama burada Cebrail aleyhisselam talebe konumunda. Peygamberimizin şanını yüceltmek için, ne kadar Allah katında değerli olduğunu ortaya koymak için belki diz çöküyor. Ellerini dizlerine koyuyor. Bazı hadis şarihleri, alimler diyorlar ki ellerini Peygamberimizin dizlerine koyuyor. Daha da mütevazilik gösterisi. Demek ki ilim talep ederken bir kimse ne olması gerekiyor? Mütevazi olması gerekiyor. Eskiden bu inceliği bilen bazı alimlerimiz diz çöker ve hadis ve ayet okunduğu zaman dikkat kesilir. Onu dinleyenler de, sahabe zaten böyleydi, sanki başlarının üzerinde bir kuş var da hemen hareket etseler kaçacakmış gibi, uçacakmış gibi davranırlardı. Çünkü bizim geleneğimizde ilim bilgi aktarımı değildir. Bizim geleneğimizde bilim ve ilim onunla hemhal olmaktır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de وَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ. Onların üzerine sekinet indirdik diyor. Sekinet nerede olur? Huzurun olduğu yerde olur. Sakinliğin olduğu yerde olur. Senin gönlünde sakinlik, huzur, o huzur bütün vücuduna yansıyacak ki Allah da ne olsun? Sekineti indirsin. Bir vakar indirsin. Yani dolayısıyla bizde bilgi sadece bir nakkal, yani bakkal vezinde nakkal diyorlar. Sadece nakletmek değil. Onunla hemhal olmak. Yani bir nurun inmesi. Ve yine deniyor ki el-ilm yu'haz min efvâhi'ş-şuyûh. İlim hocaların ağızlarından alınır. Yani birinin dizinin dibine ne yapacaksın? Diz çökeceksin. Öyle sadece kitaplardan, oradan buradan okumakla ilim elde edilmez. Size şunu söyleyeyim mi? Günümüzde piyasa hocaları diyoruz ya, zamana göre konjonktür hocaları. İşte bazen birisinin ağzıyla konuşuyor, bazen başka birisinin ağzıyla konuşuyor. Yani güç neredeyse o tarafa doğru meylediyor. Çünkü sabit kadem değil, karaktersiz. Bu insanlar
alimlerden ders almadığı için, sadece kitaplardan okuyup malumat elde ettikleri için, metotsuz davrandıkları için bu bilgi onları hakikate götürmüyor. Bilgiyi çok faydalı bir şey zannetmeyelim. Bilgi çok tehlikeli bir şeydir. وَاَظَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمٍ Bir bilgiye göre Allah'ın saptırdığı kimseyi gördün mü? Böyle bir bilgi insanı saptırır. Ama takva sahibi kimsenin öğrenmiş olduğu bilgi onu cennete kolaylaştırır, cennetin yolunu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim bir ilim yoluna sürük ederse, tabi niyeti halis, Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. Yani bizim şu andaki geldiğimiz gibi, çünkü sabahın köründe kimse buraya gelmek istemez değil mi? Bu şeyde, bu ilim kişiyi cennete ulaştırır diyor. Ama yok, sadece dediğimiz gibi oradan buradan toplamışsın, metotsuz. Dolayısıyla metotsuz bilgiler çok yanlış neticeler doğurabiliyor. Yani buradan neyi öğrendik? İlim öğrenme edebini öğrendik. Yani şimdi çocuklarımıza da bu edebi öğretmemiz gerekiyor. Bir tane alim diyor ki, biz abdest almayı kitaplardan öğrenmedik. Abdest almayı dedemize abdest suyu dökerek öğrendik diyor. Yani dedeler, babalar çocuklarına bu edebi verecekler. Bu edep verilmediği zaman zaten dışarıda edepsizlik edep olarak algılanmaya başlandı değil mi? Biz de ailemizde bu edebi vermeyince artık inna lillahi ve inna ileyhi raciun dememiz gerekiyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve Omel birinci soru, ya Muhammed akhbirni anil İslam. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'dan haber ver. Hepimizin bildiği gibi Cebrail Aleyhisselam, El-İslamu en teşhed en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimas salâ ve tu'tiyaz zekâ ve tasûme Ramazan ve tahuccel beyt in istadâ'a ileyhi sebîle buyurdu. Yani kelime-i şehadet, kelime-i şehadet olmadan İslam kapısına giriş yapamazsın. Kelime-i şehadeti düzgün söylemek Muhammedur Resulullah demekle olur. Yani sadece Kur'an okuyayım, Peygamberimizin sünnetlerini terk edeyim, hadisi terk edeyim, böyle bir kelime-i şehadet olmaz. Kelime-i şehadeti söyleyen bir kimse namaz kılmak zorundadır. Namazı düzgün kılmıyorsa kelime-i şehadetinde problem vardır. Ve tu'tiye zekatı vermiyorsa kesin namazında problem vardır. Yani bunlar iç içe girmiş ibadetler. Merdiven gibi düşünün. Biri olmayınca diğerinde ne olmuyor? Çıkılmıyor. Ramazan orucunu tutmak ve gücün yeterse ömürde bir kere hac yapmak. Kale sadakte. Diyor ki doğru söyledin. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُسَدِّقُهُ Yani hem soru soruyor hem de tasdik ediyor. Biz buna çok şaşırdık diyor Hazreti Ömer. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ İmandan haber ver diye ikinci soruyu soruyor. قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmaktır diyerek imanın şartlarını sayıyor. قَالَ صَدَقْتَ Doğru söyledin diyor. Şimdi bunların hepsi ayrı bir konu. Biz asıl ihsan konusuna değineceğiz inşallah. Ama ben kaderle ilgili sadece şu bilgiyi söyleyeyim. Kaderle ilgili çok soru sorulur. Aslında özel bir sohbet konusudur ama Hazreti Adem'den bu yana bütün yazmaları orada burada bulduğunuz bütün kitapları okuyun. Kendiniz onun üzerinde binlerce kitap yazın. Varacağınız netice kaderi anlamamak olacak. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam baştan bunun kapısını kapamış. Kader meselesini tartışan birisini görünce, birilerini görünce çok kızmış. Demiş ki daha önceki ümmetler bu gibi meseleleri tartışmaktan dolayı helak oldular. O zaman ne yapacağız? Hazreti Ali'nin dediğini diyeceğiz. Men amene bil kader fakat emine bil keder. Kadere inanan kederden emin olur. Bitti. Kulluğunu yapacaksın. İradenin içinde başına gelen olaylara sabredeceksin. Bil ki senin başına yazılandan başka hiçbir şey gelmeyecek. Hiçbir hayır sana ulaşmayacak. Hiçbir şer Allah takdir etmediyse sana ulaşmayacak. Yani aslında Rabbimiz bize kadere iman konusunda bizi hür yapmak için kadere iman konusunu belki imanın içerisine koydu. Yoksa durmadan onu tartışıp da zihnimizi bulandırmak için değil.
evde yalnız başına, kadere inan, bacak bacak üstüne at, kahveni yudumla, Allah'a güven, bitti, tartışma. Bu işte insanı bütün sıkıntılardan ne yapar? Kurtarır Allah'ın izniyle. Sonra فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ İhsandan haber ver diye bir soru soruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görür. Bilmiyorum daha önceden bu örneği vermiş miydim size? Şimdi bizim ibadet algımızda çok büyük bir yanılgı var. Nedir ibadet bize göre? Yukarıdaki saydığımız beş şey. Peygamberimiz o beş şeyi sayarken bunlar esastır dedi. İnsanların zihinlerinde kalsın diye. Yoksa tek tek hepsini sayacak olsaydı Kur'an'ı baştan sona hepsini sayması gerekirdi. Yani ibadet algımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yanlış ibadet algımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Doğru, yanlış, ikisi de yanlış. Nasıl? Namaz kılmak ibadet. Tamam. Ama eksik. Çalışmak ibadet ama yanlış. Nasıl olur bu? Birçok insan çalışmak ibadettir diyerek namazlarını terk ediyor, değil mi? Hani böyle cahil bazı insanların söylediği bir şey var. İşte askerle nöbet tutmak nedir? İbadettir. Gerçekten ibadettir. Ama savaş olmadan nöbet tutuyorsun. Namazını kılmana bir engel var mı? Hayır, nöbet tutmak ibadettir. Nöbet tutacaksın, namazı terk edebilirsin. Herkes kendine göre bir din algısı oluşturmuş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de tam yarım sayfa savaş ortamında nasıl namaz kılacağı anlatılır. وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Tabi savaş çok yoğunlaştığı an değil de, diyelim ki o anda çatışma yok, nasıl namaz kılacağı anlatılır. Şimdi bir insan çalışmak da ibadettir diyerek namazını terk ediyorsa, bilsin ki bu çalışma yarın kıyamette onun başına en büyük belalardan bir tanesi olacaktır. Ve bu aynı zamanda Allah'a yapılan bir iftiradır. Nasıl iftira? Ya Rabbi sen 21. yüzyılı bilseydin, haşa, ne kadar rızık kazanmanın zor olduğunu, aslanın ağzında değil midesinde olduğunu bilseydin, bu ibadetleri bize farz kılmazdın, haşa. Böyle demek istiyor. Allah her şeyi biliyor. Kıyamet ezeli ilmiyle, sonsuz ilmiyle her şeyi biliyor. Ha, ihsanla ne alakası var? İşte önce ibadet algımızı düzeltelim, sonra ihsana gelelim. Bir kimse beş vakit ibadetini, farzını, namazını kıldıktan sonra temel farzları yapıp kebairden sakındıktan sonra yapmış olduğu her şey baştan sona ibadettir. Bakın, bunu unutmayalım. Gezmeye gittin, ibadettesin. Tuvalettesin, ibadettesin. En güzel elini tuvalete girerken dua okuyoruz, değil mi? Yani aklınıza ne geliyorsa her halde ibadet halindesin. Her halde. Ama temel farzları ne yapacaksın? Yapacaksın. Ha, ibadeti algıladık mı? Çöpçü. Temizlik yapıyor, ibadet halinde. Memur. Görev yapıyor, ibadet halinde. Öğretmen ders veriyor, ibadet halinde. Kim olursa olsun. İnşaatçı. Çekiç vuruyor, ibadet halinde. Şimdi Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir demiştik ya, ihsanı. O halde sadece namaz kılarken huşuya geçtin, gözlerini secdeye diktin. Allah beni görüyor, çok huşulu bir şekilde namaz kılayım. Doğru ama eksik. İnşaatta tuğlayı korken de aynı şekilde düşüneceksin. Allah beni görüyor, şu anda ibadet ediyorum. Ben onu görmesem de o beni görüyor. Şimdi bu inanca sahip olan bir adam sahtekarlık yapar mı? Bugün git, yarın gel der mi? Yani işleri sümen altı yapar mı? Yapmaz. Demek o zaman problem ne? İşte eğitimsizlik. Eğitim ama ne adına eğitim? Sen bu insanları istediğin kadar eğit, istediğin kadar hoş gözüksünler sana, her olayın gizli bir yönü vardır değil mi? Kimsenin görmediği insanlar açısından söylüyorum. Dolayısıyla gerçek eğitim biraz önce söylediğimiz Allah inancını sağlam vermektir. İhsan şuuruna insanları erdirmektir. Sen ihsan şuuruna insanları erdir, hiç kitap okumasınlar. Kitap okumalarına gerek yok. O ne yapacağını bilir. Çok iyi bilir. Hani hep söylemiştik. İlk inen ayet neydi? Yanlış bilgiyi düzeltmişizdir inşallah. Neydi ilk inen ayet?
Allah'ın adıyla oku. Oku değil demiştik. Oku değil demiştik. Bu yani eksik bilgiyi de düzeltmemiz gerekiyor. Okuyor, insanlar sahtekar yetişiyor. Rabbinin adıyla oku. Demek ki biz Rabbimizin adıyla okutmaya başladığımız zaman problemler çözülecek. Okuttuğumuz zaman değil. Eskiden insan baklava çalıyordu, aş kalıyordu, ekmek çalıyordu. Belki bir mazereti de olabilirdi çünkü aş kalmış. Şimdi okuyor, mühendis oluyor, bilgisayarın üzerinden ne yapıyor? Bütün hesapları kendine getiriyor. Hani okuyacaktık, hani eğitim eksikliği vardı. Allah adına okuma eksikliği var. İşte ihsan şuurunu eldiğimiz zaman bu bitecek inşallah. Şimdi hadis-i şerifi bitirelim. فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ Kıyametten haber ver. قَالَ مَا الْمَسْؤُولَ عَنْهَا بِاَعْلَمُ مِنَ السَّائِلِ Kendisine soru sorulan, soru sorandan daha fazla bilgili değildir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bazı bilgiler vardır ki o bilgiler sadece Allah'a aittir. Bu ilah olmanın, melik olmanın gerektirdiği şeylerdir. Bir kimse ilahsa, bütün kainatın sahibi ise kendi özel alanı vardır. O özel alanına peygamberler dahi ne yapamazlar? Gelemezler. Bunu nereden anlıyoruz? مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَيُكَلِّمَهُ اللّٰهِ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولٍ Allah hiçbir beşerle böyle direkt görüşmez. Ya vahiyle, ya perde arkasından bu şekilde görüşür. Yani peygamberimiz de olsa. Peygamberimiz de Miraç'ta Allah'la görüşürken yine perdeler vardı aralarında. Keyfiyetini bilmediğimiz perdeler vardı. İşte Rabbimiz kıyametin saatini kime saklamış? Kendisine saklamış. Ama alametleri var. Cebrail aleyhisselam diyor ki onun alametlerinden bana söyle. قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا Cariyenin efendisini doğurmasıdır buyuruyor Efendimiz. Cariye nedir? Köle kadın. Köle kadın bir çocuk doğuruyor. O çocuk büyüyor, büyüyor, büyüyor. Daha sonra doğuran annesinin nesi oluyor? Efendisi oluyor. Burada mecazi bir anlatım var. Nedir o? Kıyamete yakın anneler çocuk doğuracak. O çocuklar büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Daha sonra sanki annesinin efendisiymiş gibi annesine hükmedecek. Ona hakaret edecek, ona eziyet edecek, babasına eziyet edecek. Yani ne bitecek? Anneye babaya itaat bitecek. Daha fazla açıklamaya gerek var mı? Yani olayların hepsi bunu gösteriyor bize değil mi? Allah korusun. Annesini kesenler, babasını doğrayanlar, evden atanlar hepsi var Allah korusun. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Yani biz evlatlarımızın üzerinde tir tir titriyoruz değil mi? Şuraya gönderiyoruz, buraya gönderiyoruz bir meslek sahibi olsun diye. Yarın büyüyor, seni köle gibi kullanmaya başlıyor. Yanlış yerden eğitim veriyoruz. Önce güzel bir Kur'an eğitimi. Kur'an eğitimi deyince sadece işte harfleri çıkarmak, Yasin'i ezberlemek değil. O işin ezber kısmı, alet kısmı. Kur'an eğitimi deyince onun ahlakıdır. Onun hükümlerini bilmektir. Yani bunu güzelce vermemiz gerekiyor. Şu ayeti öğrenen bir evlat. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ Anne babana öf bile deme. Öğrendi. Tamam yeter. Başka bilgiyi vermene gerek yok. Şunu da söylüyor Peygamberimiz. وَاَنْ تَرَى الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَةِ الْعَاءَ الشَّيْءِ تَضَوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ Ayağı çıplak, üstü başında elbisesi olmayan, fakir, böyle deve ve koyun çobanlarının bina yapmada yarıştığını görmendir kıyamet. Bu da belli. Sonra سُمَّنْ طَلَقَ Bunlar öğrettikten sonra Cebrail aleyhisselam gidiyor. فَلَبِثْتُ مَلِيَّنْ Hazreti Ömer birazcık kalıyor. ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرْ اَتَدِّي مَنِ السَّائِلِ Ey Ömer bu soru soran kimdi biliyor musun? Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü en iyi bilir diyor Hazreti Ömer. قَالَ فَاِنَّهُ جِبِلُوا لَأَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ اَمْرَ دِينُكُمْ O Cebrail'di, size geldi ve dininizi öğretti. Biz de şimdi dinimizi öğrendik mi? Cebrail yok, peygamberimiz de yok. Ama biz ne yaptık? Gücümüzün nispetinde anlattık. Siz de dinlediniz. Dinimizi öğrendik. Dolayısıyla buradaki kurallara göre ne yapalım inşallah? Amel edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.